Herkese selamlar efendim. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım sağlığınız, sıhhatiniz yerindedir. Bugün sizlere ufaktan bir 7'den 70'e işe yarayacak bir ETP kasma taktiği göstereceğim. Neden şu anda tapınaktayım? Şu anda yerimi de şöyle göstereyim map üzerinden. Biliyorsunuz vadinin ortasındaki ışınlayıcı yerinden, portalından giriş yapıyorsunuz. Şurası kulenin girişidir. Şurası yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Hemen kulenin aşağısındaki ilk kutucuk. Neden buradayız? Ne yapacağız burada? Şimdi 30 levele falan çar kasıp Bakra'da takılanlar, işte onun dışında 75'e kasıp katakomba gidenler var. İşte 50-60 level yapıp kuleye çıkanlar var ama ben hepsini denedim ve en sonunda en güzel ETP kasılacak yerin tapınak olduğuna karar verdim. Tabii bu sizlere kalmış bir şey. Tercih meselesi diğer saydığım yerlerde de yapılabilir ama burada yaklaşık 15 dakika içerisinde, 20 dakika içerisinde maksimum göreviniz bitmiş oluyor. Ve bunun yanında çok fazla bir gereksinim göstermiyor bize. Yani çok büyük itemler yapmanıza gerek yok. Ne bileyim, katakomb için işte ölümsüz diziyorlar, ıvır zıvır karanlık tılsımları vesaire. Onun dışında kule de aynı şekilde bir tık daha zorluyor insanları. Ama burada dümdüz rüzgar dizerek sadece ve sadece tüm slotları canınız inmeden kesebilirsiniz. Ben yanıma bir tane pot aldım şöyle ama ne olur ne olmaz diye çok fazla da canımın ineceğini düşünmüyorum açıkçası. Hemen şöyle başlamadan itemleri göstereyim siz sormadan. Normal kendi fişimi, kendi kostümlerimi 15 rüzgarlı aktardım. Kuşağım kendi kuşağım. Onun dışında aura kendi auram. Çok çer çöp böyle yere atsanız çoğu kişinin bakmayacağı bir dolunay. 27 ortalama. Siz bunun yerine level silahı da kullanabilirsiniz. Eğer daha açmadıysanız veya yeni hesap kasacaksanız. O çok daha büyük hasarlar çıkarmanızı sağlar. Dümdüz 15 rüzgar bir geleneksel miğfer. 15 rüzgar bir ölümcül plaka. Hız taşı basmaya özen gösterin çünkü yol bir tık sıkıyor insanı. Onun dışında bir tane de mor pot alırsanız hız iksiriyle beraber, hız taşıyla beraber rahatça gidiş gelişinizi sağlarsınız. Dümdüz +7 bir siyah yuvarlak kalkan, boş bir abanos küpe, boş bir gümüş kolye. Bunu bakmayın, ben de bu var diye bunu kullanıyorum. Bu da bomboş bir altın bezeli olabilir. Yani totalde şu itemlerin tamamını harcayacağınız 2 won falan kuşağı vesaireyi saymazsak. Bu silah fişine vesaire gerek yok. Şunlar birer günlük veya kendi dediğim gibi çarınızdaki kostümleri aktararak da elde edebilirsiniz. Şimdi site eldivenim var, onu belirteyim. Site eldiveni olmadan bayağı bir uzun sürüyor. Yani yine kendi çarınızın yan çarı olacağı için zaten muhtemelen sizin de site eldiveniniz mevcuttur. Bir tane de normal hırsız eldiveni ekliyoruz çarımıza. Onun dışında yanıma 50 tane ben cesaret belerini aldım ama 50'sini de kullanacağımı da sanmıyorum. Şimdi ikinci bahsetmem gereken ve bu ETP bir yandan ben kasmaya başlayayım. Şöyle videoda çok fazla uzamasın. Porkimi çağırayım. Şunlara basalım. İlk ETP'miz düştü. Şunu da takmayı unuttuk. Hırsız eldivenimizi de takalım. Şimdi 50 level hesabınız oluştuğu zaman, yani hesabınız 50 levele kastığınız zaman yanlış hatırlamıyorsam günlük görevler geliyor. Buradan da bir tane görev size kor verir. Bu korda da yontulmuş veya işlenmemiş kor çıkma şansı bulunuyor. Zaten yontulmuş çıkarsa nereden baksanız 4 tane falan 3 tane falan kora bedel oluyor. Yani burada günlük aşağı yukarı kasacağınız kor miktarı 5 tane normal kor. Yanında da diğer hadi çıkanı ikilik sayalım. 7 tane kor kasıyorsunuz günlük. Onun için hesaplarınızı 50 levele getirmeyi unutmayın. Ben de şu anda kasacağım bunu 50 levele doğru. Onun dışında burada bahsetmem gereken bir şey daha. Küçük level kardeşlerimiz için çok tatlı bir para kasma yöntemi olduğunu düşünüyorum. Buraya harcadığı 2 won'u çok rahat bir şekilde belki bir haftadan kısa bir sürede, belki 2-3 günde artık sizin kasma durumunuza bağlı olarak çıkartabiliyor. Onu da nasıl yapıyorsunuz? Yere burada gördüğünüz üzere bir sürü kask düşüyor. 60 level kaskları. Bu 60 level kaskları sınırsız bir şekilde düşüyor buraya. Onun dışında işte kristal kolyedir, ıvırdır zıvırdır görüyorsunuz zaten. Ben bir yandan topluyorum yerden. Bunları simyacıya götürüp enerji parçasına çeviriyorsunuz. İlk defa pot basmayacağım bile. Gerek bile kalmadı. Bu arada birinci korumuz tamamlandı bile. İkinci korun da yarısına gelmiş bulunuyoruz. Daha 1,5 dakika bile olmadı diyebilirim. Hemen şuradan geçelim. Bir tane daha pelerin atalım. Dediğim gibi bu kaskları, ıvırları, zıvırları, kolyeleri vesaire de gidiyorsunuz. Simyacıda enerji parçasına dönüştürüyorsunuz. Enerji parçalarının 200'leri yaklaşık olarak
3,5-4 hem tabii serverına göre değişir. Belki sizin serverda daha ucuz veya daha fazla olabilir ama şimdi ben burada düşen her şeyi toplayarak köye döneceğim. Bunun yanında bu arada yaprak da düşüyor. Artı basma malzemesi olarak bunu da böyle biriktirip satabilirsiniz. Yaklaşık işte 100 tanesini bilmiyorum 5M 10M falan satarsınız diye düşünüyorum herhalde. Bir yandan da o ek gelir olarak burada sizi karşılıyor. Dediğim gibi çok büyük level arkadaşlar belki bunlarla uğraşmayabilir, işte kaskları götürmez vesaire, ama onlar için de zaten buranın ETP'si yetiyor. Daha 2 dakikayı yeni doldurduk. 2 adet korumuz hazır. Aşırı hızlı bir şekilde kasılıyor. Yani ben 10 dakika dedim, belki 10 dakika bile sürmeyecek burası. Videomuz da ona göre kısa olacak. Ben bir yandan da konuşuyorum. Hem sizi izlerken hem de bilgileri aktarayım diye. Enerji parçası muhabbetini de açıkladık. İsterseniz bu arada o enerji parçalarını da daha çok katlayabilirsiniz. Enerji kristallerini çevirerek. O 30 tane enerji parçası bir adet kristale dönüşme şansı var. Yan alabiliyor tabii. Bu bir tık daha bence karlı bir iş. Yani enerji parçalarını direkt satmaktansa dönüştürmeniz daha karlı olacaktır sizin için. Çünkü bir onlu enerji kristali yaklaşık olarak 10M bizim serverda. O götürdüğünüz atıyorum 2 tane enerji parçasından bir tane çıksa 10M gelmiş oluyor bile. Yani baya baya karlı bir şey aslında. Çoğu kişinin de uygulamadığı, çoğu kişinin uğraşmadığı bir şey. Tamam belki gidiyor olabilir, işte eldiven düşürüyorsunuz, onunla uğraşıyorsunuz, işte pelerin gidiyor, ama yani şu anda daha 7 tane pelerinim gitmiş, 3 korumuz hazır bile. Yani daha hızlısı var mı bilmiyorum YouTube'da bunu kasan. Buraya bu arada 3. eldiveni de eklerseniz burası 3 dakikada falan hazır olabilir. Yani korlarınız hazır olabilir. Onun yanında bir yandan da şu an event bulunduğu için gül düşüyor bana. Gül ve çikolata düşüyor. Küçük değer kardeşlerimiz bunun ticaretini falan döndürüyor olabilirler. 100K 200K'dan falan satanlar var çünkü. Ben aşağıdan görüyorum az çok. Onları da paradan sayarsanız gelme keyfime yani. Burada 15 dakika içerisinde rahat bir 10M 15M falan kasıyorsunuz yani. Düşük levelde çoğu kişi para kasmanın yöntemlerini arıyordu. Hemen 5 tane çarınızı 30 levele kasın. Gelin abi burada paranın içinden geçin, parayı kırın diyorum. Güçlük levelde daha yüksek bir para bırakan bir yer ben düşünmüyorum olacağını. Şimdi şöyle bir hesap yapalım. Günlük 7 tane kor kasıyorsunuz tek hesaptan. 5 tane hesabınız olsa 35 kor yapar. Bunu işte 7 ile çarparsanız 245 mi yapıyor artık? O civarda bir kor yapıyor. 245 korla da bir haftanın sonunda artık yakutlar 3 fonu geçik durumda. Onun dışında işte yeşimlerdir, elmaslardır, bivon 20M, bivon 30M sınırına dayanmış durumdalar. Çok güzel paralar var. Yani bu günlük 10M 15M kenardan kasacaksınız ve yanında da 1 ton simyanız olmuş olacak haftanın sonunda. Biraz sabır gerektiren bir iş. Hani ilk gününden direkt böyle çat diye ben antika yakut çıkartayım olmuyor tabii maalesef. Her işte olduğu gibi birazcık buraya da vakit ayırmanız, emek vermeniz gerekiyor. ETP durumumuza bakalım. Şu anda 3 korumuz tamamlanmış durumda. Dördüncünün de yarısına gelmişiz. Bu arada bahsetmem gereken diğer bir özelliği buranın. Çok fazla kas düşüyor demiştim. Bu kasların ben zamanında çok ekmeğini yedim. Şu anda biliyorsunuz kata ateş özelliği geldi. Ateşe karşı dayanıklılık bonusu çalışıyor katta. Burada düşen kasklarımızın direkt basic olarak efsunlu gelme ihtimali var. Ve bu efsun 15 ateş olursa değmeyin keyfinize. Şu anda 15 ateş korkuların fiyatları acayip uçmuş durumda. 1,5-2 volttan falan ağızlarını açıyor insanlar. Onun yanında 15 rüzgar, 15 şimşek, 5 kanama, 8 kanama, işte zehir, ıvır zıvır efsunları da çok güzel para ediyor. Zehirlemeli kanamalı kasklar bile 30'ar 40 kare. Ben şimdi köye gittikten sonra tek tek kontrol edeceğim kaskları aralarında var mı diye, bu özellikleri taşıyan bir kask. Yoksa da canımız sağ olsun, ama en azından ben size şöyle şunun garantisini verebilirim. 2 günde 5 hesaptan toplam 10 hesap yaptığınız zaman emin olun bir tane işe yarar efsunlu kask düşüreceksinizdir. Ve dediğim gibi onların fiyatları da acayip yüksek durumda. Yani anlatacak fazla da bir şey kalmadı. Ben zaten boş boş konuşurken bakıyorum şu anda 9 dakika falan olmuş ben videoyu açalı. Yarısı laklakla geçti. Şu anda 6 dakika olmuş eldiveni takalı. Ve korumuz neredeyse bitmek üzere. Şöyle büyük parçaları ben atacağım ki diğer parçalara yer açılsın diye. Hemen şurada da çekelim. Muhtemelen son 2 pelerinimiz falan. Totalde şu anda 13 pelerini harcadık. Korumuz da bitmek üzere. Dediğim gibi çarınızı 50'ye kasmayı unutmayın. Günlük görevden gelen kor hiç uğraştırmayan bir kor ve çok beleş.
Direkt yontulmuş falan atıyor. Çok güzel bir özellik bence. Onun için çağrılarınız. Burada zaten güzel exp geliyor. Ben başladığımda 20 civarı, 15 civarıydı. Görüyorsunuz şu anda 38 exp olmuş bile bir yandan. Çarınız da kasılıyor rahat rahat yani. Şöyle bir tane daha atalım. Şu arada gülleri de ben açayım. Belki içinden zenmen falan çıkar. Saldırı iksiri tatlı, işimizi görür. 100k attı. Yani bu güllerden de güzel para düşüyor aslında. 100k 100k atıyor. Mesela 20-30 tane açsanız 2-3 hem de buradan gelir. Yani bilmiyorum, baya baya aslında görünmeyen paralar var işin içerisinde. Onun için bence gelin siz de direkt her gün günlük belki işte bir çar 10 dakika sürse, 15 dakika sürse 5 çardan 1 saat 10 dakikada bu işlemi hallediyorsunuz ve haftada belki de 4 won 5 won'a tekabül edecek. Belki de çok daha büyük paralar yapabilir. Ben şu anda aşağı yukarı kaç tane enerji parçası denk gelecek bize verecek bilmiyorum ama işte gidince şu kasları çevirince onları da görmüş olacağız. Normalde evet, şimdi burada mesela kurbağa dili de düşüyor. Kurbağa dillileri de tanesi işte 300k, 200k, 100k artık bilmiyorum fiyatlarını şu an ama o civarlarda olsa işte 7-8 tane de kurbağa dili kasmışız. Yani bir çarla gelişimizde eldiven parasını çok rahat, pardon, pelerin parasını çok rahat çıkarmış oldu. Ne kadar ihtiyacımız var? Şu ikilikleri de atalım. Bir pelerin daha harcayacağım burada. Muhtemelen burada bitmiş olacaktır diye düşünüyorum ki bitmiş bu arada. 8 dakika sürmüş arkadaşlar. 8'lik belki de ben farkına varmadım. Daha az bile sürmüş olabilir. Yani bilmiyorum, baya baya iyi. 8 dakikada ETP bitiren var mıdır ya böyle? Katakomb matakomb hikaye yani beyler, uğraşmayın. Çarınızı 75'e kasacaksınız 5 tane. Bilmem ne yapacaksınız. Ivır da zıvır yani. Hiç gerek yok böyle şeylere. Ben kaydı durduruyorum. Gidelim şu kasları dönüştürürken, başlarken ve bitiminde de tekrardan gösteririm size sayılarını. Ona göre de bir hesap yaparız pazara bakıp. Hemen ufak bir bilgi giriyorum. Bu arada itemleri enerji parçasını dönüştürmeyi bilmeyenler varsa diye. Bu arada eldivenimize takılı kalmış. Sorun değil. Simyacının üstüne geliyorsunuz. Burada yeni bir teknik yazıyor. Siz hiç bu görevi daha almadıysanız. Buradan enerji parçası elde et dediğiniz zaman ıvır zıvır eşyaları getir falan diyor. En az 35 levellik eşyalar olması lazım diyor. Eşyayı bana ver diyor. Böyle üstüne sürüklüyorsunuz. Evet dediğiniz zaman burada bana beceremedim dedi. Hemen şöyle yine becerememiş. Ben şunların hepsini bir çevireyim. Bakalım totalde kaç tane enerji parçamız olacak. Çevirme işlemini neredeyse tamamladım. Şöyle efsunlu düşen eşyaları da size göstereyim. Yani işime yarar bir efsun yok ama yani düşebildiğini göstereyim. Mesela 15 rüzgarlı olsaydı bu gayet güzel bir para edebiliyordu. Şöyle bunlar da 10 orklu, 500 HP'li. Mesela bu 1,5K, 2K olsa yine 15-20, 30M civarlarında para ederdi. Bunları da son olarak 10 tane buldu bundan. Çok tatlı. 8 tane buldu. Bu efsunlardan daha çok mu buluyor diyecektim. Tam 1 ve beceremedin dedi. Totalde 123 adet enerji parçamız oldu. İsterseniz dediğim gibi bunları da çevirebilirsiniz. Hatta biz çevirelim. Onu da göstereyim şuradan. Enerji kristali üret diyorsunuz. 30 tane bilmem ne cart curt diyor. İyi, iyi işte şeyin geçti diyor. Kristalin geçti diyor. Bakalım 7 verdi. Bu mesela 3M, 3,5M civarında bir paraya ediyor bizim server'da. Hemen şöyle devamında yapalım. Biliyordum dedi. Onluk verdi. Çok şanslıyız şu anda. Baya baya iyi bu arada. Parayı katlamış bile olduk. İyi ki de çevirmişiz. Ben bunları zaten kullanıyorum. Mesela şimdi de girişim ne yazık ki başarısız dedi. Sonuncuyu da üretelim. Bu da başarısız dedi. Bunlar 10M'den gidiyor. Enerji kristalleri. Bunlar da 3M, 3,5M işte artık ne kadar şu an tam piyasalarından emin değilim. Bu şekilde bir gelirimiz oldu. Bunun yanında kurbağa dilleri, yapraklar, ETP yani korlarımız. Onun dışında da arkada da mesela bu kadar işte çikolata birikmiş. Buraları da bir 2-3'em sayarsınız artık güllerle beraber. Ben güllerin hepsini açtım. Videomuz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Umarım istediğiniz bilgiyi almışsınızdır. Toplamda tekrardan hatırlatıyorum, 8 dakika sürdü sadece bunları yapmak. Bir tık gidiş gelişim sorunlu ama itemleri falan çok ucuz, çok Über süper cep dostu bir ETP kasma yöntemi. Bunlara falan aldanmayın. Bekçileriniz, kuşağınız olmadan da gayet yapabilirsiniz. Benim bileziğim bile yok. Bileziğim nerede bulamadım. Onda da normalde 15 rüzgar vardı. Şöyle rüzgarımı da göstereyim. 80 rüzgarla az önce damage yemediğimi gördünüz. Siz isterseniz işte bir parçanız daha eksik olsun. Mesela kostümünüz olmasın. Bu şekilde de dayanabilirsiniz 65 rüzgarla. Birazcık pot yer sadece.
Videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz videoyu beğenebilirsiniz. Çok az kaldı 1000 aboneye. Onu bekliyorum ben de. Onun çekilişine de katılmayı unutmayın. Çekilişe katılmanız için sadece ve sadece abone olmanız yeterli. Ve çekilişle ilgili atacağım videonun altına da isminizi yazacaksınız. Çekilişin gereksinimleri sadece bunlar. Takipte kalın. Hepiniz seviliyorsunuz. Hoşça kalın.